Bismillahirrahmanirrahim. Hepimizin cuması mübarek olsun. Rabbim cumamızı nurlu, bereketli kılsın inşallah. Şifa istiyoruz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Salgın hastalık her yere egemen olmuş durumda. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Aleykum bi şifa eyni el asel ve Kur'an. Biri maddi, diğeri manevi şifa olan iki şifaya. Bal ve Kur'an'a devam edin. Demek ki hadis-i şerifte belirtilen iki şifa kaynağı biri bal maddi e, şifa, diğeri de manevi olan Kur'an-ı Kerim. Gene balla ilgili şöyle bir ayet var. Yahrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnasi. Onların yani arıların karınlarından bir içecek çıkmaktadır ki renkleri farklıdır ve kendisinde insanlar için büyük bir şifa vardır. Demek ki inşallah bal alalım ve bir şekilde ailece tüketelim. Şifa var. Gene Kur'an'la alakalı da Kul, o lillazina amene huden ve şifadır de ki o Kur'an iman etmiş olan müminler için iman etmiş olan o kimseler için büyük bir hidayet ve tam bir şifadır. Dolayısıyla Kur'an müminler için iman etmiş kimseler için hem hidayet kaynağı hem de tam bir şifadır. Gene bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Mellem yesteşfi bil Kur'ani fela şefahu Allah. Kim şifasını Kur'an okuma yolu ile aramazsa Allah ona şifa vermez. Allah ona şifa vermesin. Dolayısıyla korunma ayetlerimizi inşallah korunma surelerini, İhlas gibi, Felak, Nas sureleri gibi, Kureyş suresi gibi, İnna enzelnahu, Kadir suresi gibi, Ayetel Kürsi gibi, La Yestevi gibi, Amener rasulü gibi, İhlas suresi gibi. Bunları okuyalım inşallah, korunma dualarımızı yapalım. Rabbim bizleri her türlü maddi manevi belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.